Merhaba. İtalya'daki Ravenna şehrinde bulunan Galla Placidia denen anıt mezardayız. Roma İmparatorluğu'nun tarihi denince akla Roma şehri gelir. Ravenna aklınıza gelmez ama aslında Roma İmparatorluğu'nun son dönemlerinde kilit bir rol oynamıştır. Roma İmparatorluğu'nun 3. ve 4. yüzyıllarda başı dertteydi. Yani milattan sonra 300 yılı civarına denk geliyor. Bölünmüştü sonra birleşip yine bölünmüştü. Yani karışık bir tarihi var. Göç etmekte olan insanlar imparatorluğa giriyordu. Ostrogotlar, Vizigotlar, Hunlar bunlardan bazılarıydı. En sonunda Konstantin imparatorluğun başkentini Roma'dan doğudaki stratejik konumu olan bir yere taşıdı. Günümüzde İstanbul diyoruz. Ama o dönemde Konstantinopolis olarak adlandırılmıştı. Konstantinopolis olmadan önce Yunanların Bizans şehriydi. Onun içinde imparatorluğun doğu tarafından gelen kültürüne Bizanslı, Bizans'a ait diyoruz. Roma İmparatorluğu bu dönemde doğuda ve batıda birbirinden bağımsız olarak gelişmeye başlayan gelenekler arasında bölünmüştü. Bu 5. yüzyılın başlarındaydı ve Galla Placidia da İmparator Theodosius'un kızıydı. Galla Placidia'nın erkek kardeşi Roma İmparatorluğu'nun batı bölümünün başkentini Ravenna'ya taşımıştı. Ravenna, Antik Roma'da önemli bir liman kentiydi. Augustus'un donanmasının yarısı buraya yerleşmişti. Çünkü şehrin bir yanı bataklıkla, diğer yanı da Adriyatik Denizi ile çevriliydi. Hadi gelin biraz Galla Placidia'dan söz edelim çünkü inanılmaz biriydi o. Konstantinopolis'e egemen olan hükümdarın kızı ve batının başkentine egemen olan adamın kız kardeşiydi. Babası onu siyasi ittifak amacıyla Gotların kralıyla evlendirmişti. En sonunda tekrar evlendi. Oğlu imparator olacaktı ama hükmetmek için yaşı daha çok küçüktü. Oğlu tahta oturacak yetişkinliğe gelinceye kadar Batı Roma İmparatorluğunu onun yerine yönetti. Yani çok güçlü bir kadındı, çok. Ravenna'daki çok sayıdaki tarihi eserin yapılışından o sorumluydu. Bu anıt mezar da bunlara dahil. Aslında yine onun yaptırmış olduğu bir kiliseye bağlıydı. Buna sözde anıt mezar diyoruz. Çünkü sanat tarihçileri onun burada gömülmüş olduğunu düşünüyordu. Ama artık Roma'da ölmüş olduğunu ve buraya gömülmediğini düşünüyoruz. Dışarıdan bakıldığında sözde anıt mezar çok küçük gözüküyor. Yeniden kullanılan antik Roma tuğlalarından yapılmış. Buranın donanma için çok önemli bir Roma şehri olduğunu unutmayın. Bunun içinde 5. yüzyılda yaşamış olan insanlar daha eski yapıları söktüler ve o malzemeleri tekrar kullandılar. Buradaki durumda bunun bir örneği. Yapı eskiden daha uzundu ama etrafındaki zemin zamanla yükseldi. Herkes yapının iç dekorasyonlarını görmek için buraya geliyor. Çünkü dışında pek bir şey yok ama içi olağanüstü. Duvarlar 2-2,5 metre yüksekliğine kadar mermerle kaplı ve yukarısında inanılmaz mozaikler var. Orijinal mozaiklerin tamamen sağlam olması çok nadir bulunur türden bir örnek. Yapı haç şeklinde ve dört kolun her birinde beşik tonozlar bulunuyor. Tam merkezde alçak bir kubbe var ve tamamı mozaikle kaplı. Biliyorsunuz mozaik dediğimiz şu küçük taş veya buradaki gibi cam karolardır. Parlak mavi, yeşil, kırmızı ve altın tonlarına boyanmışlar. Burada altın cam parçaları arasında sıkıştırılmış ve bu parçalar yani mozaik taşları biraz kamaşıyorlar. Yani duvarda düz ve yassı bir şekilde durmuyorlar. Böylelikle ışığı yansıtıp parıldıyorlar. Bunu söylemek özellikle bu oda sabit aydınlatmalı bir elektrik lambası yerine fenerlerin titrek ışığıyla aydınlatıldığı zaman doğru olur. Düşünün bir yani gerçekten de başka bir dünyadaymışız gibi bir his tecrübe ediyoruz. Hadi gelin buradaki mozaiklerden birkaçına göz atalım. Bakın duvarın büyük kısmı dekoratif şekillerle kaplanmış. Bu şekiller bize antik Roma oymalarını hatırlatıyor. Mesela kenger yaprakları ve asmaları görüyoruz. Ama buradaki asmalar çok net bir şekilde üzüm asmaları. Bu da kominyona yani evarist ayinine bir gönderme. Bu ayinde İsa'nın bedeni ve kanı adına ekmek yenir ve şarap içilir. Anıt mezara ilk girdiğimizde göreceğimiz ilk mozaik tam olarak anlaşılır değil. Sağda bir aziz duruyor. Elinde bir kitap ve bir haç tutuyor. Arkasında bir hale var doğrudan küçük bir pencerenin altında bulunan ateşe doğru koşuyormuş gibi görünüyor. Ateşin üzerinde ise bir ızgara var. Bunun sıklıkla Aziz Lawrence olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Aziz Lawrence yakılarak şehit edilmişti. Batı ikonografisinde en çok karşılaştığımız Aziz ayrıca o. Ama diğer tarafta belirgin bir şekilde içindeki dört kitabı gösteren açık bir dolap görüyoruz. Bu kitaplar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri yani İncil'in dört bölümü. Aziz elinde bir kitap tuttuğu için bir bilim adamı bunun Saragossalı Vincent olabileceğini öne sürmüştür. Aziz Lawrence'ın aksine Saragossalı Vincent'ın sembollerinin içinde kitaplar da bulunur. Aziz Vincent, Aziz Lawrence ya da her kimse bu binadaki tüm figürler aynı şekilde giyinmiştir. Kendinizi Antik Roma'da gibi hissedebilirsiniz. Ayrıca bu figür harika bir hareket hissi uyandırıyor. Üzerindeki kumaş arkasından dışa doğru dökülüyor. Sanki hızla ilerliyormuş gibi. Kumaşla ifade edilen türden bir enerji, alevlerin hareketliliğinde de yankı buluyor. Izgaranın altındaki alevleri görebiliyoruz. Aynı zamanda alevlerin gölgelerini de arkadaki duvarda veya tam olarak her neyse orada görüyoruz. Buradan mantık dahilinde bir mekan olarak bahsetmek çok zor. Çünkü belli ki pek gerçekçi değil. Mesela bu dolap çok anlamsız. Düz bir arka plan var ama yine de gerçekçi özellikleri de mevcut. Mesela Aziz'in giydiği kumaş gibi bir modelleme ve üç boyutluluk hissi yaratıyor. Bir yandan da ciddi bir belirginlik var. Izgaraya bakarsanız aslında tekerlekler üzerinde duruyor. Biz tamamen anlayamasak bile buraya çok belirli unsurları yerleştirmeye yönelik kararlar vermişler. Bu mozaiğin bulunduğu lünetin tam karşısında kapının üstünde başka biri daha var. Arkamıza dönünceye kadar onu görmüyoruz. Evet burada İsa'yı iyi çoban olarak görüyoruz. Arkasında hale olmasına karşın bana yine de daha çok antik Romaya özgüymüş gibi geldi. Vücudunu çok doğal bir şekilde yana çevirmiş. Etrafı koyunlarla çevrili halde kırlarda oturuyor. Vücudu müthiş bir şekilde kıvrılmış, değil mi? Çok klasik bir tarzda ve insan vücudunun hareketine dair çok dikkatli bir gözlemin ürünü. Ama aynı zamanda vücut hatları basitleştirilmiş. Böylelikle bunun da net bir şekilde erken ortaçağ dönemine ait olduğunu anlıyoruz. Aslında çok simetrik bir görüntü. Figür tam ortada ve iki tarafında üçer koyun var. Genel olarak dekoratif anlamda kaliteli diyebiliriz. İsa'nın bir çoban olarak gösterildiği ikonografi ve bunun sembolizmi Yohanna İncili'nde yer alır. İsa'nın sürüsüne inançlılara önderlik etmesi ve onları gözetmesi fikrinin bir temsilidir. Baksanıza İsa sıra dışı bir şekilde daha genç görünüyor. Biz onu normalde daha yaşlı ve sakallı görmeyi bekleriz. Burada ise genç ve sakalsız. Mat yeşillerle birlikte çok güzel bir resim. Ufuk çizgisinde kayaların ardından yükselen palmiye yaprakları görünüyor ve üzerlerinde altın benekler var. Yani tüm resmin harika bir güzelliği ve parlaklığı var. Hoşçakalın.